Evet, yani bugünlerde özellikle poliklinik yükümüzün önemli bir kısmını. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, COVID-19 tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını, halsizlik, öksürük, göğüs, sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi. Evet, yani bugünlerde özellikle poliklinik yükümüzün önemli bir kısmını daha önce korona hastalığı geçirmiş, COVID-19 geçirmiş, iyileşmiş ama hala bazı şikayetleri olup bize başvuran hastalar oluşturuyor. Gerçekten değişik bir hastalık COVID-19. Hastalar tedaviyle iyileşiyorlar ama iyileştikten sonra da bazen birkaç ay bazı şikayetleri oluyor. Bize başvuran hastalarımızın daha çok gördüğümüz yakınmaları halsizlik, öksürük, göğüs ağrısı, sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi bazı yakınmaları var. Tabii bu hastaların şikayetlerinde uzayan bir tablo şeklinde devamlılık görülebiliyor. Bütün dünyada da genelde bu şekilde vakalar yayınlanıyor. Bizim de gözlemimiz bu şekilde. Hastalığı ağır olarak atlatanlarda bu tür yakınmalar daha uzun sürebiliyor. Şu an itibariyle hastalığın tedavisinden sonra devam eden yakınmalar ve bunları izah edecek başka bir kalıcı sorun olup olmadığını araştırdıklarını kaydeden Özlü, hastaların bir kısmı kendine gelmeden önce antibiyotik ve kortizon tedavisi aldığını hatırlattı. Ama bunun yanında hastalarda kaygı, endişe gibi sorunlar da oluyor ister istemez. Bazılarında baş dönmesi gibi ya da zihinsel yorgunluk, toparlayamama, dikkatini verememe gibi şikayetler de var. Bunların dışında da daha nadir olarak bazı yakınmaları olan hastalarımız oluyor. Biz bu hastalarımızın COVID-19'la ilgili durumunu bir daha değerlendiriyoruz. Şu an itibarıyla hastalığının tedaviden sonra devam eden yakınmaları ve bunları izah edecek başka bir sorun, kalıcı bir sorun olup olmadığını araştırıyoruz. Bazen hakikaten özellikle akciğerde zatürre ile seyreden hastalarda zatürre sonrası kalıcı bazı akciğer filminde lezyonlar, patolojik bulgular olabiliyor. Bunlar zaman içerisinde takip sırasında geriliyor veya bazıları kısmen tamamen kalıcı da olabiliyor. Bu bulguların bir kısmı hastada fonksiyonel olarak da bir kısıtlanmaya neden olabiliyor. Yani yürürken, merdiven çıkarken, yük taşırken, hareket ederken nefes yetmemesi gibi bir durumla da karşılaşabiliyoruz. Solunumsal olarak da fonksiyonel düşmeler kapasitede gözlenebiliyor. Dolayısıyla bu tür COVID-19 geçirip ardından hala tam iyileşemeyen, bazı şikayetleri olan, özellikle saydığımız gibi halsizlik, öksürük, sırt, göğüs ağrıları, nefes darlığı gibi yakınmaları devam eden hastaların takibini yapıyoruz. Bunları biz bir süre 3-6 ay arasında hastanın durumuna göre takibi alıyoruz ve akciğerdeki bu görülen lezyonların tümüyle gerilip gerilemediğine ve hastanın sağlık durumunun tamamen normale dönüp dönmediğine bakıyoruz. Ve bu arada eğer şikayetleri ve var olan hastalığı tedavi gerektiriyorsa tıbbi olarak o tedavileri de destek tedavileri de yapmaya çalışıyoruz. Ama çoğu zaman da izlemeyle tedavi de gerektirmeden zaman içerisinde gerilediğini görüyoruz.